Mebrure kızım, nereye böyle? İstanbul'a gideceğim. Anladım. Sanırım işgalcilerin zulmünden dolayı akrabalarının yanına gideceksin. Aslında öyle değil. Anadolu'dayken kaybettiğim babamdan haber almak için gidiyorum. En iyisi kızım, sana hayırlı yolculuklar. Hoş geldin Mebrure. Hoş bulduk Nazmiye teyze. Nasılsınız? Ah be Mebrure, nasıl olalım? Nafi Bey öldükten sonra bu köşk benim idareme geçti. Ama her gün eğlence parti. Anlayacağın eğlenti yerine döndü. Sizi anlıyorum. Hayırlısı olsun. Ben uzak durmaya çalışırım. Benim oğlan Behiç birazdan gelir. Eğlence başlar. Bugün Nebrure diye bir kız geldi. O biçim. Ho 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 ho. Ne adamsın Behiç. Sen tak korkulur aga. Yakışıklıyız evelallah oğlum. Bulaşık mı yıkıyorsun Mebrure? Evet Behiç. Şimdi bitti. O güzel ellerini neden yordun? Önemli değil. Benimle evlensen ne olur yani? Şimdiye kadar naz yaptın. Şey, bilmem ki. Sen bir düşün. Sana sunduğum vaatleri kimsede bulamazsın. Anlat bakalım Belma. Behiç hakkında söyleyeceklerini çok merak ettim. Bak Mebrure, seni severim. O yalancıya inanıp hayatını mahvetmene izin veremem. Seni dinliyorum. Bizim ilişkimizden bir çocuğumuz oldu ve bu durum gizli kalsın diye çocuğu diri diri gömdük. Sana bir mektup vereceğim. Tamam, sen de sıkma canını. Olan olmuş artık. Merhaba Fahri, seni görmek ne kadar güzel. Sana bir iyi bir kötü haberim var Mebrure. Neymiş çok merak ettim. Belma intihar etmiş. Bu kötü haber. İyi habere gelince babanı bulduk. Amasya'ya yanına gidebiliriz.